Evet, şimdi çatının bir kesitini çizelim. Tam saplanma noktasının yakınından bir kesit alalım, bir AA kesiti. Ve bunu oluşturalım. Kesit çizerken önce çatının geometrisini oluşturalım. Plan düzleminden taşıyarak çatı eğimine göre çatının hangi geometride kestiğimiz yere göre eğim yönlerini oluşturuyoruz. Saplanma noktasını bulduk. Şimdi buradan yola çıkarak biz kestiğimiz yerde önce merteği görüyoruz. O zaman merteği çizerek başlayalım. Merteğin artık 10 santimetrelik kısmını görüyoruz. Geniş yüzeyini. 50 santimetre bir saçak mesafemiz vardı. Saçak ucundan başlayarak merteğimizi çizdik. Tamam, mertek burada yön değiştirdi. Bu yöne doğru geldi. Şimdi mertek en üstteki eleman. Biz burada mertek aşağı yandan saplandığını söylemiştik. O zaman mertekle aynı hizada mertek aşığımız var. Yani yanal gelen elemanımız var. Şu eleman. Bunun üzerinde de ne var? Mahya aşığımız var. Şimdi mertek ve mertek aşık aynı hizada olduğuna göre tam bu noktada ben mertek aşığı kesmiş oluyorum. Yani merteğin devam ettiği noktada mertek aşığı eleman olarak kesitini gördüm. Daha sonra ise damlalık aşığı, daha sonra ise mahya aşığı, bu mertek aşığın altından giden bir eleman. O zaman ona 12'lik aşık, bu alttan giderek buradan ve bu taraftan bir çıkıntı yaptığını söylemiştik. Bunun üzerinden giden elemanımız yine burada neye girecek? Bir kesite giren mertek aşığımız var. Ve aynı hizada merteklerimiz var. Merteğin mesafesini alarak yine saçak hizasında kestik. Diğer yöne giden de bir mertek aşığımız var ama tabii ki o merteklerle aynı düzlemde olduğu için göremiyoruz bu durumda onu. Tabii şimdi burada mertek aşığı kestik. Aynı hizada olduğuna göre burada neleri görüyoruz? Mertekleri de kestiğimizi görüyoruz. O zaman 50 santimetre aralıklarla 5'e 10'luk merteklerimiz de kesite girecektir. Şimdi çatı elemanlarının diğerlerine baktığımızda burada merteklerimiz ek yapıyor. Tam mahya aşığı bu hizada yer alması gerekiyor. Mahya aşığını taşıyan dikmemiz var. Dikmemiz betonarme döşeme üzerine yastık dediğimiz elemanla bağlanıyor. Şimdi arka tarafta bir mertek aşığının altında ek bir dikme yapmıştık. Bu dikme de görünüşe girecektir. Yine arka taraftaki dikme de görünüşe girer. Kuşaklarımız var. Kuşaklar mertek ve dikmeyi birbirine bağlı. Burada da bir dikmemiz var. Damlalık aşıklarımız var. Damlalık aşığı karşı kenarda olan damlalık aşığı da görünüşe girdiği için arka yüzeyde bunun görünüş çizgisi olarak devam ettiririz. Tüm dikmelerin olduğu yerde göğüslemelerimiz de var. Göğüslemelerimizi burada çiziyoruz. Göğüslemelerimiz biliyoruz aşık ve dikmeyi birbirine bağlıyor. Buralarda ise mertek aşık ve dikmeyi birbirine bağlayacaktır. Şimdi çatının sadece konstrüksiyonunun kesitini çizdiğimize göre bakış yönümüz doğrultusunda arkada damlalık aşığına doğru giden merteklerimiz var. O zaman bu mertekleri görünüş çizgisi olarak plandan taşıyarak 50 santimetre aralıklarla en arkada olduğu için aradaki kesik çizgileri unutmayarak çiziyoruz. Ama nerede kesiliyor? Damlalık aşığının olduğu yerde kesiliyor. Çünkü damlalık aşığının arkasında kaldığı için. Yine aynı şekilde burada mertek
kesite girdi ama arka yüzeyde merteğin görünüşe giren çizgilerini de çizmemiz gerekiyor. Tabii ki kesit çizerken bize verilen bilgiler önemli. Ben temel, zemin ve benzeri bilgileri çizmedim. Ana konumuz çatı konstrüksiyonu olduğu için istenen tüm bilgiler doğrultusunda pencere, kapı, görünüşe giren duvar ve benzeri mimari planda verilen tüm elemanları kesit düzlemine aktarmamız gerekecektir. Bunun dışında tabii ki yine bilgilerimiz, kodlarımız, yapı içi ve yapı dışı kodlarımız, yapı içindeki elemanları verdiysek yapı içinde mutlaka düşey yönde bir çizgiyle ölçü vermemiz gerekir. Tabii ki kesit ifadesini güçlendirmek adına kesite giren elemanları tarayarak, boyayarak ifade etmekte fayda var. Mesela damlalık aşığımız kesite giren bir eleman. Hem çizgi kalınlığı olarak daha farklı bir ifadede, yine mahya aşığımız, mertek aşıklarımız, kesite giren tüm elemanları koyu taramalar ya da boyamalarla ifade edelim. Bunun dışında yine bilgilerimizi veriyoruz. Ölçü ve bilgiler. Yastık 5'e 10 50'lik bir sürekliliği olmayan bir eleman. Tabii bunun dışında burada bir betonarme elemanımız, döşememiz eğer verildiyse tabii verilen ölçüyle, ama verilmediyse 12-15 cm kalınlıkta bir betonarme döşeme alabiliriz burada. Tabii kesitin geçtiği yer çok önemli burada. Kesit hangi noktadan geçiyor, merteği hangi hizada kesiyoruz, buna göre arka tarafta görünen kısım, görünmeyen kısım, bu önemli. Tam biz orta noktadan kestiğimizi düşündük. Eğer daha aşağıdan kesmiş olsaydık, mertekleri daha alt kotta kesitsini görecektik. Yukarıya doğru görünüşe giren bir çizgimiz olacaktı. Tam ortadan kestiğimizi düşündüğümüz için böyle bir görüntü ortaya çıkmadı. Evet, çizim aşamalarına ve çizim tekniğimize dikkat ederek bir çatının yapı elemanlarını oluşturmuş olduk kesit düzleminde. Bugünkü dersimiz bu şekilde sona erdi.